Herkese selamlar. Biz yine geldik arkadaşlar. Umarım bizden sıkılmadınız. Ece bebeklerim, bu şekilde tekrar gösteriyorum her videoda. Ne yapacağımızı, nasıl bir bebek olduğunu tanıtmak istiyorum. Bu bölümde de elbisesinin yapılışını anlatacağım size. Şimdi elbisesini giydiriyorum. Ece bebeğin. Arkadan düğmeli, gayet rahat giyip çıkarılabilecek bir model. Şiş ile yaptım. Bakın arkadaşlar, buraya da bir etiket ekledim. Arkadan düğmelerini kapatıp rahatlıkla giydirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen elbisemizin yapımına geçiyoruz. Elbisemi bir de yakından göstermek istedim. Şu şekilde arkadan düğmeli giyilip çıkartılabiliyor tabii ki. Ayakkabılarımız da bu şekilde düğmeli. Düğmeler açılmıyor. Sadece süs amaçlı kullandım. Terlik şeklinde modelimiz. Ben bu rengi Alize Koton Gold iple ördüm bu elbiseyi. Daha önce ilk tasarladığım bebeğimde. Şimdi beraber ördüğümüz bebekte de Alize değil, Gazal Baby Koton tarçın renk kullandım. 34-53 kod numarası. 34-53. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Gri'nin kod numarasını hatırlayamıyorum arkadaşlar. Alize Cotton Gold'un zaten ton olarak gri tonu belli. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben bebeğimi gazalla ördüğüm için elbisesini de gazal baby kotonla yapmak istedim bu bebeğimde. Şimdi beraber başlayacağız. 2,5 numara şiş kullandım. Misinalı şiş kullandım. Misinalı şişi niye kullanıyorum? Normal şiş de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben misinalı şiş kullanmamdaki amaç, örerken bebeğimin üzerine giydiriyorum. Misinalı şişle bu imkan var. Fakat diğerinde anca şişi çıkardıktan sonra bebeğinize giydirebilirsiniz. O amaçla bu şişleri kullanıyorum ama düz normal şişle de yapabilirsiniz. Bir miktar ip bu tarafa ayırdım. 60 santim kadar. İki şişimi birlikte alıyorum. Bu şekilde 2 ilmek oldu. 34 tane ilmek atacağım şişimin üzerine. 2 şişi birden kullanıyorum ilmek için. 5. Bakın bu şekilde. 6. 7. Şöyle bir daha göstereyim. 8. 9. 34 tane ilmeği atacağım şişime. 34 tane ilmeği attım. Normal sıkılıkta attık. Düğüm atıyorum buraya. Birini çıkardım. Kalan ipimi ilik tarafına gelirse arkadaşlar, ilikleri dikmek için, düğmeleri dikmek için kullanacağım. O yüzden böyle kesmedim. Bu şekilde toparladım. İlk ilmeğimi
Örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz öreceğim. Yani haroşa örüyorum. Düz örüyorum. Dört tane sıranın sonuna kadar düz öreceğim. Bu şekilde alıyorum. Son ilmeği elbise boyunca hep ters yapacağız. Son ilmek hep ters olacak. İkinci sıraya geçtim. Temizin ön yüzü olacak. Örmeden aldım. Bir tanesini, öndekini. Şimdi 3 tane haroşa örüyorum. 3 tane haroşa ördüm. 2 tane daha örüyorum. Bunlar ilik düğme patı olacak 4 tanesi. 2 tanesi yaka için, arka yaka için. Şimdi arkadan öne doğru attım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru attım. Şimdi tekrar göstereceğim birazdan. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Bir tane düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Arttırmalarımız böyle olacak arkadaşlar. İlkini farklı, ikincisini farklı yapıyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Arkadan öne doğru doladım ilkini. Düz ördüm. İkincisini önden arkaya doğru doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Şimdi 1 2 tane düz örüyorum. Arkadaşlar ilmeklerim ters şey geldi, farklı geldi. Ben şişimi çıkarmıştım o yüzden takarken. Şimdi bir dahaki sırada onlar ona kafanız takılmasın yani. 2 tane düz ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm yine. Bunlar kenar patı. Son ilmeğimi ters ördüm. Her zaman son ilmek ters olacak. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıradayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi boşaldım. 3 tane ilmeğimi önden ve arkadan her zaman düz öreceğiz. Haroşa yapacağız. Şimdi 2 tane burada ters ördüm. Arttırma ilmeğime geldim. Bakın bu arttırmalar arkadaşlar normalde şöyle almamız gerekiyor. Yani böyle aldığımız zaman delik oluyor. Ben şöyle alacağım. Şuralarda delik oluşmaması için bakın şu arttırma yerinde bu şekilde deliksiz bir arttırma olması için böyle yapıyorum ve böyle alıyorum ilmeklerimi. Bakın bir daha göstereceğim. Normalde böyle aldığımız zaman delik olur. Arkadan aldım ve geçirdim. Ters ördüm. Bunu da ters ördüm.
İkinci attığım ilmeği de şuradan alıyorum, bakın. Buradan alıp ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın arttırma ilmeğine geldim yine. Arttırma ilmeğine geldim. Arkadan alıyorum. Bakın. Arkadan alıyorum. Ters örüyorum. Orta ilmeği ters ördüm. Diğer arttırdığım ilmeği de buradan aldım. Ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Arttırma ilmeklerime geldim yine. Arkadan alıyorum, bakın. Şu şekilde şişimi geçirip ters örüyorum. Bunu da ters ördüm. İkinci arttırma ilmeğimi de bu kez buradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Yine arttırma ilmeklerine geldim. Arkadan alıyorum, bakın. Bunu ters örüyorum. Ortadakini yine ters ördüm. Arttırma ilmeğini, diğerini buradan alıyorum, bakın. Buradan alıp ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Son 3 tane ilmeğimi haroşa yaptım. Son ilmeğim ters her zaman. 3. sıramı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ilik çalışması yapacağız. İlk iliğimizi burada yapacağız. Düz örüyorum bir tane. Şöyle arkadaşlar, ilk ilmeğimi boş almıştım. Düz örmüyoruz. İlk ilmeği boş aldıktan sonra iki ilmeği birlikte alıp şu şekilde, bakın, buradan önce biraz gevşelteyim. Buradan girdim. İkisini birlikte alıp kestim. Şimdi üzerine doladım. Önden arkaya doğru doluyoruz ilikte. Doladım. Bir tane daha düz ördüm. Bakın 4 ilmek yine oldu. Oluşmuş oldu. Bir tane kestim, bir tane arttırdım. Ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. 2, 3. Arttırdım. İlmeği de ördüm arkadaşlar. Bir alttaki sırada. 3 tane ördüm bu kez. Arkadan öne doğru doladım. Orta ilmeğim bu. Bir tane düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm bu kez. Arkadan öne doğru doladım. Orta ilmeğini düz ördüm. Önden arkaya doladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 ilmek ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Buralar arttırma yerleri arkadaşlar.
önden arkaya doğru arttırdım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Kenar patlarına geldim, bakın kenar ilmeklerine. 4 tane. 1 2 3 düz ördüm. Yani haroşa son ilmeği ters ördüm. Arkadaşlar bu arttırma sıralarını bitinceye kadar size göstereceğim. Yalnız arka ilme, arka sırayı göstermek istemiyorum. Yani çok uzamasın. İlmeği boşaldım. 3 tane düz ördüm haroşa. Şimdi bu arka sırada hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. Orayı göstermeyeceğim. Yalnız attığımız ilmekleri burarak alacağız. Onu bir kere daha göstermek istiyorum burada. Burarak, yani bakın arkadan alıyorum. Şu şekilde ters örüyorum. Ortadaki ilmek yine ters. Attığım diğer ilmek de buradan alıyorum. Delik oluşmaması için bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Devam edeceğim. Bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. Arka sıradayız. Bakın arttırma ilmeğine geldim. Arkada saymaya gerek yok. Ama yine doğruluğunu test etmek için arkadaşlar sayabilirsiniz. Yine arttırma ilmeğini bakın buradan aldım bu kez. Yine ters ördüm. Devam ediyorum. Arttırdığım ilmeğe geldim. Ortadaki ilmeği ters ördüm. Hepsini ters örüyoruz. Arttırdığım diğer ilmeği de buradan alıyorum. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ördüm. Arttırdığım ilmeğe geldim. Arkadan alıyorum bakın bu şekilde. Ters ördüm. Orta ilmeği ters ördüm. Diğer ilmeği de arttırdım. İlmeği de bu şekilde ters ördüm. 1 2 3 tane ters ördüm. Burada yine düz örüyoruz. İlik yerine geldim arkadaşlar. Düz ördüm bir tane. Bunu da düz örüyoruz. Bunu bu şekilde alıyorum. Düz. Diğerinde düz. Son ilmeği ters. İliği de göstermiş oldum. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeği boş aldım. Örmeden aldım. 1 2 3 tane haroşa ördüm. Devam ediyoruz. 1 2 3 4. 4'e çıktı buradaki ilmek sayım arkadaşlar. İlk 2 idi. Artarak devam ediyor. Önden arkadan öne doğru arttırdım. Bakın arttırma yerine geldim. Şu arttırmanın ortasındaki düz olan ilmeği düz ördüm. Önden arkaya doğru arttırdım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Arkadan öne doğru arttırdım. Bakın arttırma yerine geldim. Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Öndeki ilmek sayım da 12'ye çıktı. Arkadan öne doğru doladım.
Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arkadan öne doğru doladım. Arttırma yerine geldim. Bakın şu ilmek ön ortası, yani arttırmaların orta ilmeği. Düz ördüm. Önden arkaya doğru arttırdım. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Haroşa örüyorum 3 tane. 2, 3. Son ilmek ters. Bakın şöyle yaptığımız zaman arttırma yerlerimiz burası. Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Arka sırada kenar patlarını haroşa yapacağız. 3 tanesini. Orayı göstermeyeceğim arkadaşlar diğer sıralarda. Bakın kenar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka sıralarda hep böyle yapacağız. Örmeden aldık. 3 tanesini haroşa yaptım. Düz ördüm. Diğer ilmekleri ters öreceğiz. Arttırdığımız ilmekleri de arkadaşlar gösterdiğim şekilde alarak yine ters öreceğiz. Diğer iki sırada gösterdim nasıl aldığımızı. Bu arttırma ilmeklerini ters ve hepsini ters öreceğiz. Arttırma ilmeklerini o şekilde alıp ters öreceğim. Sonda haroşa olan yerleri de 3 tanesini düz öreceğim. Son ilmeği ters öreceğim. Bu şekilde tamamlayacağım bu sırayı, arka sırayı. Arkadan ördüm, tamamladım. Ön yüze geldim. Örmeden alıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 tane haroş ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Buradaki düz sayım. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ilmeğim oldu burada. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Tekrar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane önde ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Arkadan öne doğru düz ördüm. Önden arkaya doğru. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Haroşa yapıyorum. 2, 3. Son ilmek ters. Arka sıradayım. Arka sırada dediğim gibi yine kenar patlarını haroşa, son ilmeği ters, 3 tane haroşa. Buralar ters olacak arkadaşlar. İlmeklerimizi yine dediğim şekilde alacağız. Ters öreceğiz hepsini. Orayı tamamlayacağım. Arka yüzden ördüm.
ön yüze geldim. İliğimiz bakın bu şekilde. 7 haraşo sırası arayla ilik yapacağım. Oraya geldiğim zaman bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. 3 tane haraşo yaptım. 1 2 3 4 5 6. Arkadan öne doğru arttırdım, düz ördüm, önden arkaya doğru arttırdım. Devam ediyorum. 1 1 2 3 4 5 düz örüyoruz bunları. 6 7 8 9 10 11 12 13. Arkadan öne doğru arttırdım. Bakın arttırma yerimiz gittikçe daha belirginleşiyor. Şu orta ilmeğimiz. Önden arkaya doğru doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 tane ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Orta ilmeği önden arkaya doğru doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 arkadan öne doğru düz ördüm. Önden arkaya doğru. 1 2 3 4 5 6 3 tane haroşa örüyorum. 2 3 son ilmek ters. Önden yine arttırmalarımı yaptım. Arkadan aynı şekilde arkalar hep aynı. Öreceğim. Kenar ilmeklerini haroşa. Bu ilmekleri hepsini ters öreceğiz arkadaşlar. Arkadan ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi ön yüzdeyim. İlk ilmeği boşaldım. Haroşa örüyorum. Bunlar hep aynı. Sadece arttırmaları göstermek için arkadaşlar size koltuğa kadar, koltuk altına kadar bunu göstermek istiyorum. 2, 4, 5, 6, 7'ye çıktı öndeki düz sayımız. Arkadan öne doğru doladım, düz ördüm, önden arkaya doğru doladım. Tekrar kol evi burası. Kol kısmı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ördüm. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Önden arkaya doğru. Ön kısımdayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm önden arkaya doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm önden arkaya doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 tane de haroşa ördüm. Son ilmeği ters ördüm. Bu sırayı da bitirdik. Arka sıradan yine aynı şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Tamamlayacağız. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği boşaldım. 3 tane haroşa yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 arkadan öne doğru doladım, düz ördüm, önden arkaya doğru doladım, düz örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 arkadan öne doğru doladım, düz ördüm, önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20 ördüm. Arkadan öne doğru düz, önden arkaya doğru devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 arkadan öne doğru düz ördüm, önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 düz ördüm, tekrar 3 tane haroşa ördüm ve ters örüp bitirdim sıramı. Arttırmalarımı yaptım, arkadan yine düz öreceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde ön yüze geleceğim. Arkadan ördüm, ön yüzdeyim yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane haroşa örüyorum. 2 3 düz örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 arkadan öne doğru düz ördüm, önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 arkadan öne doğru düz ördüm, önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane oldu önde. Arkadan öne doğru düz ördüm, önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Arkadan öne doğru düz, önden arkaya doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane haroşa, 2, 3, son ilmek ters. Arkadan yine aynı şekilde örelim arkadaşlar. Tamamlayalım. Arttırmalarımızı bitirdim. Arkadan ters ördüm arkadaşlar. Şimdi kolları ayıracağım. Arka kısımdan örüyorum. Haroşalarımı da örüyorum. 3 tane. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi kolu keseceğim arkadaşlar. Bakın. İkisini birlikte alıyorum. Kestim. Tekrar diğer şişimi aldım. İkisini birlikte düz örüyorum. Kestim. Şişe takıyorum. Düz örerek kesiyorum. Burada 21 tane ilmeği keseceğiz. Koldaki 21 ilmeği bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Şuraya kadar. Şuradaki son ilmeği de kesiyorum. Bakın. Arttırma ilmeğini birlikte alıyorum. Bu arttırma ilmeğini kesmemiş oldum. Onu öne dahil edeceğim. Şimdi bu birinci ilmek oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu arttırma ilmeğinde örüyorum. 26 tane ilmek ördüm. Şimdi kolu tekrar keseceğim. Burada 14 ilmek kalıncaya kadar arkadaşlar, şuraya kadar diğer kolda olduğu gibi, bakın ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şişime takıyorum. Bu şekilde keseceğim. Bakın son ilmek şöyle, onu da takıyorum. Arttırma ilmeğinin üstüne. Arttırma ilmeğim kesilmemiş oluyor, bu bir ilmek. Yani arttırmaların ortasındaki ilmekten bahsediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane daha keseceğim arkadaşlar. Önde 14 tane ilmek kalacak. Yani arkada. Bakın bu 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek yaptım. Bakın böylece kol kısımlarını ayırmış olduk. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar patlarını örüyorum. Diğerlerini ters öreceğim. Koltuk altlarından birleştireceğiz. Bu şekilde geçiyorum karşı tarafa. Devam ediyorum. Burayı biraz sıkı yapalım. Diğer koltuk altında aynı şekilde birleştirip kenarda 3 tane haroşa son ilmeği ters örüp bu sırayı da bitirelim. Şimdi ön yüzdeyim. Tamamladım arka yüzden ilmeklerimi ördüm. İlk ilmeği boşalıyorum. Burada ilik çalışması yapacağım. Bakın 2, 4, 6, 8 haroşa sırası sonra ilik yapmış olacağım. Daha sonraki iliklerimi 7 sırada da yapabilirim. 7 haroşa sırası. Burada tam bele denk gelmesi için 8 sıra haroşa ördüm. 2, 4, 6, 8. Bakın şu haroşa sıraları. İlk ilmeğimi boşaldım. İlik yapacağım dediğim gibi. Şu şekilde aldım. İkisini birlikte kestim. Üzerine doladım, düz ördüm. Şimdi buradan itibaren lastik öreceğim. 6 sıra lastik öreceğiz bel kısmında. Bir ters, bir düz. Bakın tersle başladım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bir ters, bir düz yaparak sırayı tamamlayacağım. Sondaki kenar patlarını haroşa örüyoruz. Son ilmeği ters örüyoruz. Onu her seferinde söylüyorum. Bu sırada bu kısmı lastik yapacağım. Bir ters, bir düz. Bir sıra yaptım arkadaşlar ben. 5 sıra daha, toplamda 6 sıra şu bel kısmındaki lastiği oluşturacağız. 6 sıra onu yapacağım. Onları yapıp geldikten sonra arttırma yaparak devam edeceğiz. Arkadaşlar arka yüzden lastik örmeyi göstermedim size. Belki bilmeyen olabilir. Onu da göstereceğim. Sıra, bu sıradaki ilmek sayım kolları ayırdıktan sonra 54 ilmeğe düştü. 54 ilmeği öreceğiz lastik olarak. İkinci sırada, yani arka sırada da tersin üstüne ters, düzün üstüne düz yapıyoruz. Bakın. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters, düz, ters, düz, ters. Yani arka yüzde de düzün üstüne düz yapacağız. Buradan gördüğümüz şekilde, bakın bu düz, düz örüyorum. Bu ters, ters örüyorum. Düz, ters, düz, ters. Arka sırada da bu şekilde yapıp bu sırayı tamamlayacağım. 4 sıra daha yapacağım arkadaşlar lastik şeklinde. Sonra arttırmalar yapacağız. Lastik yaptım 6 sıra. 54 ilmeğim var. Kenarda haroşalarımı örüyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane düz öreceğim hep. Bir tane düz öreceğim. Arkadan öne doğru arttıracağım. Bir ör, bir arttır. İki ör, düz örüyorum. Bir arttır. Bir ör, bir arttır.
2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. Arkadan öne doğru doluyoruz. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 arttır, 2 ör, 1 arttır. 1 ör, 1 arttır. 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 2 tane ör, 1 tane arttır. 1 ör, 1 arttır. 2 ör, 1 arttır. 1 ör. Sondaki kenar patından önce ilk ilmeği düz ördüm bir tane. Ondan sonra arttırmadım. Kenar patlarını haroşa örüyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Haroşaları örüyorum. 2 3 Ters öreceğiz bu sırada bu ilmekleri. Yalnız şu ördüğüm, arttırdığım ilmekleri şu şekilde alacağım. Bakın bir daha göstereceğim. 2 tane örmüştük. 1 tane arttırmıştık. Arttırdığım ilmeği buradan alıyorum. Buruyorum arkadaşlar. Dümdüz örersem delik olur. 1 tane ördüm. Arttırdığım ilmeği bu şekilde ters örüyorum. 2 tane ördüm. Arttırdığım ilmeği vurarak aldım. Ters ördüm. 1 tane ördüm. Arttırdığım ilmeği bu şekilde aldım. Arttırdığımız ilmekleri vurarak alıyoruz. Delik olmaması için. Bu şekilde bu sırayı da öreceğim. Tamamlayacağım. Sıra sonunda yine kenar patlarını haroşa son ilmeği ters öreceğim. Arttırmalarımı yaptım. Arkadan ördüm arkadaşlar. Toplamda 84 ilmeğe ulaştım. 30 tane arttırdım ortada şurada. 30 tane arttırdım. 84 ilmeğe ulaştım. Şimdi bu sırada da kenar patlarımı örüyorum. 3 tane haroşa. 5 tane örüp 1 tane arttıracağım. Yine arttırma yapacağım. 5 tane 1 2 3 4 5 tane örüyorum. Yine arttırıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm.
Burada 6 tane ilmeğim kaldı. 6 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 3 tane haroşa, bir son ilmeği ters yaptım. Arttırmalarım bitti. Arka yüzden yine arttırma ilmeklerini o şekilde alacağım. Bir önceki arttırmada gösterdiğim gibi. Ters öreceğiz arka sıradan tabii ki. Arttırdığım ilmeği bu şekilde arkadaşlar örüp tamamlayacağım bu sırayı da. Bir tane daha göstereceğim. 5 tane ördüm. Bakın arttırma ilmeğim şu. Bakın şuradan alıyorum. Normalde böyle alırsam delik olur. Şuradan aldığım zaman delik oluşmuyor. Devam edeceğim. Hepsini ters öreceğim. Sırayı tamamlayacağım. Tabii kenar ilmeklerini arkadaşlar haroşa ters derken yani onları hep söylüyorum ama bunu artık sıra sonuna kadar, yani elbisenin sonuna kadar kenar patları hep aynı olacak. Arkadan ördüm arkadaşlar arttırdığım ilmekleri. Toplam sayım 98 oldu. 98 ilmeğe ulaştım. İnce bir ip olduğu için arkadaşlar bu arttırma iyi geldi. Ördüğüm bebeğe uygun. Onun da çünkü bedenini gazal baby kotonla ördüğüm için. Giydirelim arkadaşlar. Siz de bebeğinize giydirebilirsiniz. Buradaki arttırmaları bebeğinize uygun bir şekilde de yapabilirsiniz. Daha fazla istiyorsanız 5 yerine mesela daha sık yapabilirsiniz. 5 tane ör bir arttır yapmıştık en son. Öyle daha az yapabilirsiniz veya onu hiç yapmayabilirsiniz. Daha az istiyorsanız, düz istiyorsanız. Ama benim ördüğüm bu şekil arttırma uygun oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi burası ördükçe açılacak tabii. Şu anda şey duruyor. Bakın böyle açılıyor. 4 sıra oldu lastikten sonra. 2 sıra daha öreceğim. Önden gideceğim, arkadan da öreceğim. Düz olarak örüyoruz. Önden arkadan ters olarak öreceğiz. Sonra şu deseni çalışacağız. Sayılarını size söyleyeceğim. 2 sıra örüp geleceğim şimdi. Toplamda 6 sıra oldu bakın. Şimdi bu sırada ufak bir desen çalışması yapacağız. Kolay. 2, 3, 4 tane kenar patımı yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. 4 tane düz ördüm. 2 tane ters öreceğim. 1, 2. 4 tane düz ördüm. Şuradan itibaren 2 tane ters ördüm. Şimdi 6 tane 2, 3, 4, 5, 6 düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Altı tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, 2 ters. 6 düz, 2, 3, 4, 5,
6. 6 tane düz, 2 tane ters. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6 düz, 2 ters. 6 düz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düz, 2 ters. Altı düz, iki tane ters. 8 ilmek üzerine çalışıyoruz. 3, 4, 5, 6 düz, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, 2 ters. 6 düz, 2, 3, 4, 5, 6 düz, 2 ters. Bakın 2 ters, 2, 4, 6 düz, 2 ters. Şimdi burada 4 tane ilmeğim kaldı. Kenar patına kadar. 3, 4. Siz arkadaşlar bunu, ilmeğiniz farklı olursa kenarlardan 6 da bırakabilirsiniz. Yani bunu 8 ilmek üzerine ayarlayacaksınız ilmeğimizi, yani örneğimizi. O basit zaten. 1, 2, 3 kenar ilmeğinde ters ördüm. Arkadan arkadaşlar, ilk tersin oraya kadar geleceğim, göstereceğim. Haroşa yapıyorum 3 ilmeği. 3, 4. Bakın bu arkadan ters ördüğümüz, burada ön yüz geliyor, yani düz geliyor. Onları da ters yapacağız. Yani arkada hepsini ters yapacağız. Zaten ters örüyorduk. O iki ilmekleri, önde de ters yaptığımız iki ilmekleri de, bakın bunları da ters öreceğiz. Aynı şekilde sırayı tamamlayacağım. Ters örüp iki tanesini de sırayı, buraların hepsini ters örerek tamamlayacağım. Ben ördüm arkadaşlar. Bakın ön sırada örneğimizi çalışacağız. Arkadan devam edeceğiz. 5 sıra daha öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha arkadan öreceğim. Önden tekrar 6. sırada örneğimizi çalışacağız. Yani arada 5 tane sıra var. 5 sıra var. İlk sırada örneği çalışıyoruz. 5 sıra daha öreceğiz. Tekrar örneğimizi çalışacağız. Ben şimdi bir tane, bir sıra ördüğüm için 4 sıra daha öreceğim. Geleceğim. Örneğin ikinci kısmını size göstereceğim. 5 sıra ördüm ben. Dediğim gibi düz şekilde. Şimdi arkadaşlar örneğimiz çok basit. Bunları yaptık şimdi. Bu sırada da bunların tam ortasına yapacağız iki tane tersi. Diğer iki tersin ortasına yapacağız. Hemen şöyle göstereceğim size. Kenarda da çalışacağım. Bakın burada dört tane ilmeğimiz vardı. 4 örmüştük. Ondan sonra 2 tane ters yapmıştık. Şimdi ilkine, hemen ilk baştakine 2 tanesini ters örüyorum. 2 tanesini ters ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4. Bakın 4. ilmek bu ilmeklerin bitiş noktasına gelmesi lazım. Aradaki boş 4 tane ilmeğin dördüncüsü şuraya gelmesi lazım. 4, 5, 6.
Yine 6 ilmek ara vereceğim. 2 tane ters yapacağım. Bakın tam ortasına geliyor. Şöyle test edebilirsiniz ortasına geldiğini. Gel, zaten görünüyor. 1, 2, 3, 4. Bakın bir alttakinin ters örgüsünün bitimine geldi. 4 tane ördükten sonra. 2 tane daha örüyorum. Tekrar ters yapıyorum. Yani 6 düz, 2 tersi sıranın sonuna kadar yapacağım. Bakın burada da yine 2 ters yapacağım. 6 düz yapıp 2 ters yapacağım. Aynı burası gibi kenarda 2 tane tersimiz olacak. 6 düz, 2 ters yapıp kenar ilmeklerini yapacağım. Örneğimizi çalışmış olacağız. Sonra önden onu yaptıktan sonra arkadan 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha öreceğiz. 6. sırada bu kez ilk başladığımız gibi yapacağız örneklerimizi. 4 tane düz yapacağız, 2 tane ters. Ondan sonra 6 tane düz, 2 ters, 6 düz, 2 ters. En sonda 4 ilmek. Yani bir bunu çalışacağız, bir şimdi yapacağımı çalışacağız. Bakın şöyle. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Arttırdık. 6 ilmek, 1 ters. 6 ilmek, 6 düz, 2 ters pardon. 6 düz, 2 ters, 6 düz, 2 ters. Bakın tam ortalarına geldi. Bundan sonraki örneğimizi ilk baştaki gibi yapacağız. 4 tane düz yapacağız, 2 tane ters yapacağız. Burada bakın 3. örneğimizi. Eteğim boyunca bunu bu iki şekli tekrar edeceğiz. İki örneği bir başta başlayacağız. Bir 4 sık iğneden sonra başlayacağız. Bu şekilde çalışarak eteğimizin boyunu istediğimiz boyutta ayarlayabiliriz arkadaşlar. Ben de öreceğim, bakacağım. Çünkü ipim farklı bir ip. İnce olduğu için bu biraz daha kalın bir ip olduğu için farklı olabilir boyutu. Bebeğime giydireceğim. Uzunluğunu ona göre ayarlayacağım. Kaç örnek yapmam gerekiyorsa yapacağım. Sonra size örnekler bittikten sonra kenarını nasıl kapattığımı gösterip elbisemizi tamamlayacağız. Oraya kadar ben örüp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben etek boyunu tamamladım. Bakın örneğimiz bu şekilde. Kaç tane yaptım bundan? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Yine 5 sıra ördükten sonra bu son örneği yaptıktan sonra 5 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu arada iliklerimi de açtım arkadaşlar. 4 tane iliğimiz oldu. 1, 2, 3, 4 tane ilik yaptım. 8 ya da 7 haraşo sırası arayla iliklerimizi de yapmış olduk. Şimdi bu sırada şöyle yapacağım. Yine haroşalarımı örüyorum. Üç tane haroşamı ördüm. Şimdi arkadaşlar burada ters öreceğim. Bir sıra ters öreceğim. Bütün ilmekleri ön yüzde yüz. Ama yine ters öreceğim. Bütün ilmekleri ters örerek sırayı tamamlayacağım. Sondaki tabii ki buraya haroşa yapacağız. Son ilmeği ters öreceğiz. Bir sıra ters öreceğim. Tamamladım. Ters ördüm. Şimdi arka yüzden de arkadaşlar ters yapacağım yine. Ön tarafta haroşa oluyor o zaman. İki taraftan aynı örünce arkadaşlar haroşa hem iki taraftan düz örünce de oluyor, iki taraftan ters örünce de oluyor. Ben bu kez ters ördüm önden. Arkadan da ters öreceğim. Önce buradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Arkadan da ters öreceğim. Bakın ilmeklerim bu şekilde denk geliyor tabii. Önden düz ördüğüm için. Havada biraz kapalı arkadaşlar. O yüzden biraz karanlık çıkıyor ama umarım
görünüyordur. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Ters öreceğim. Sırayı tamamlayacağım. Haroşalarımı yapıp son ilmeği yine ters öreceğim. Ön kısımdan keseceğiz. Bakın. Bu açık renk olduğu için biraz daha güzel görünüyor. Bu şekilde olacak. Ters ördüm. Bakın ön kısımdan haroş oldu. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkisini birlikte alıyorum. Düz örüyorum. Ve çekiyorum. Tekrar aynısını, aynı ilmeği takıyorum diğer şişime. İkisini birlikte alıp kestim. Şişime taktım. İkisini birlikte alıp kestim. Şişime taktım. Tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer şiş ile zor oluyorsa, ama bana şiş de kolay geliyor. Yani şu şekilde tığ ile de kesilebiliyor. Farklı kesme yöntemleri var ama ben bu yöntemi kullandım. Bu şekilde arkadaşlar keseceğiz. Etek ucumuz bu şekilde olacak. Son ilmeği de kestikten sonra ipimize bir düğüm atıp içeri gizleyeceğiz. Elbisemiz bitmiş olacak. Elbisemiz bitti. Ben şöyle ön tarafına yine kalp işledim. Bu şekilde. Ve boncuklarla süsledim. Ayrıca buraya da el emeği, el ürünü etiketini monte ettim. Düğmelerimiz dikildi. Bebeğimiz giyebilir artık. Bir dahaki videoda ayakkabısını anlatacağım arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.